Doğuda, Güneydoğu'da bir bakın, ben her gittiğim yerde inan ki bu dönemde en çok memnun olan şeylerden birisi, Allah razı olsun ya, öğretmenim. Şu anda Doğu'da ve Güneydoğu'da öğretmen doluluk oranı %90 üzerinde. Öğretmen açığımız nerede var? İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da doluluk oranı 85 civarında. Ne kadar öğretmene ihtiyacımız var? İşte bir planlama yapılırsa 100 bine yakın, 100 bine yakın bir öğretmen ihtiyacımız var. 20. 21'ini Temmuz'a Ancak bunu kadar söyleyeyim. Eğer %100 doldurursanız öğretmenize ek ders imkanı ortadan kalkar. öğretmenler olumsuz etkilenir Tabii bu. %100 doldurursanız o zaman tayin durumu ortadan çıkar. %100 doldurursanız ücretli öğretmen diye bir sistemde ortadan kalkar. Dolayısıyla da yani her yaptığınızın bir artısı bekleyip bazı yerlerde hukukta bilinçli boşluk derler. %100 doluluğu beklemeyin. Bu aradaki biraz boşluk eğitim sistemindeki esnekliği sağlamak için yeterli ve gereklidir. 100 bin öğretmen var. Önümüzdeki yıl 20 bin öğretmen alacağız. 90'ın üstündeki doluluk oranı Doğu ve Güneydoğu'da yakaladık. Önümüzdeki yıl artık bazı ilçelerde gidiyorum, görüyorum. Öğretmen doluluk oranı %50'ye düşmüş. Artık önümüzdeki dönem sadece Doğu değil, Batı'daki ve Orta Anadolu'daki ve işte Karadeniz'deki ilçeler bazında da Ne güzel, işte derdiniz bu olsun Mesudiye'de Sayın Bakan. tabii dolayısıyla buradaki doluluğa da dikkat edip daha yükseğe çıkaracağız. Ama öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Biraz önce eğitim başarıya gitti ya. Eğitimin kilit taşı öğretmendir. Bir reformu hayata geçirmek için mutlaka öğretmenin o reformu benimsemesi lazım. Öğretmen benimserse, özümserse eğitim sisteminiz başarılı olur. Çok güzel bir söz var. Bu aynı şey silahlı kuvvetlerde var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk söyler. Bir ordunun kıymeti komuta kademesinin kıymetiyle ölçülür diye söz var. Aynı şey bir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesiyle denktir diye. Öğretmen